Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken ülkemizin farklı illerinde yaşanan sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Ankara ve Karaman'da yaşanan selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaketlerden korusun. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde terörle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütüne tarihin en ağır darbelerini indirdik, indirmeye de devam ediyoruz. Mehmetçiğimiz terörle mücadeleye canı pahasına devam ederken hafta sonu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gelen şehit haberleri bizleri derin üzüntüye boğdu. Şehit olan kahraman askerlerimiz uzman çavuş Gökhan Demir, sözleşmeli er Fuat Özer, uzman çavuş Ömer Yıldırım, uzman onbaşı Mehmet Ali Çap ve uzman çavuş Ramazan Göke Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mehmetçiğimizin başı sağ olsun. Daima milletin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, şehit silah arkadaşlarının kanının yerde bırakmamıştır. Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dökülen her damla kanın hesabı teröristlerden misliyle sorulmaktadır, sorulmaya da devam etmektedir. Değerli basın mensupları, vatan evlatlarının ateşinin yüreğimizi yaktığı bugün de bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur. Terörle mücadelede bu kadar ağır bedeller ödediğimiz bir zamanda bebek katili terörist başı için yürüyüş yapmak isteyenleri en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Çok çirkin bir şekilde polisimize yumruk atan LBP milletvekili Saliha Aydeniz'i en şer şekilde kınıyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını incitecek terörü ve teröristi övücü bu tip provokasyonlara dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilemez, devletimiz de müsaade etmemiştir. Görünen o ki, dağda bitme noktasına gelen, can çekişmekte olan bölücü terör örgütü, sivil görünümlü militanlarını sahaya sürmeye çalışmaktadır. Ancak devletimiz buna müsaade etmez, aziz milletimiz buna müsaade etmez, anayasa ve hukuk yasalarımız asla buna müsaade etmez. Bu gösterileri yapanları, bebek katili terörist başı için slogan atanlar hukuk önünde yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde teröristle silahlı mücadelemiz en güçlü şekilde devam ederken terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kutlu mücadelede vatanı için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.